Ben öncelikle tekrardan teşekkür ederim. Sabah dediğim gibi bugün farklı bir mekandan, Bursa bölgesinden bu sunumu gerçekleştiriyoruz. Niçin Bursa'dayız? Çünkü geçtiğimiz sene Bursa'da maalesef birçok yatırım durmuştu ama bu sene o duran yatırımlar tekrar hareketlenmeye başladı. Dolayısıyla bu bölgede umarım ekonomimiz adına çok güzel işler olacak bu sene, yenilikler olacak. Biz de FEST olarak desteklemek amacıyla daha çok zamanımızı Bursa bölgesinde geçireceğiz. Hatta Cem Bey ile de sabah konuşurken son sunumu da burada yapmıştık, değil mi Cem Bey? 27 Şubat tarihinde. Evet, son safety zirvemizi yapmıştık geçen sene pandemiden önce. Bakalım yine inşallah bu pandemi biterse biz de yeniden sahalara dönmeyi düşünüyoruz. Ama bir müddet bu şekilde online olarak eğitimlerimize devam edeceğiz. Online olarak güzel oluyor ama tabii ki oranın da avantajları bir farklıydı. Dostlarla bir aradaydık. Umarım en Havası kısa, farklı, öyle diyelim. evet, havası farklı. En kısa zamanda bu problemler çözülür ve biz de tekrar o güzel günlere dönüş yaparız. Öncelikle merkezi kontrol sistemleri, yani daha çok bu görürsünüz hatlarda büyük MCC panoları olan sistemlerde nasıl bir yapı olunuyor? Bunların bizlere avantajları nelerdir, dezavantajları nelerdir? Onlara bakıp ondan sonra dağıtılmış sistemde nasıl avantaj sağlayacağımızı görelim. Öncelikle merkezi kontrol sistemlerinde büyük kontrol panoları olur ve genelde PLC'ler, I/O'lar, her şey bu pano içerisinde olur. Tabii sağdaki inputlar ve outputlar kablolarla bu panodan dağılır. Bu da yine bizim işçilik anlamında ve maliyetler anlamında dezavantaj yarattığını görmekteyiz. Görürsünüz işte çok damarlı kablolar çıkar panonun sağından ya da solundan. Sağa dağılarak oradaki IO'ları ve output'ları kontrol ederiz. Genelde üretim hatlarında, uzun hatlarda bu bize dezavantaj yaratıyor. Sadece işçilik anlamında, kablo maliyetleri anlamında değil, cycle süreleri anlamında da dezavantaj yaratıyor. Çünkü ben eğer pnömatiği de buraya taşırsam, bu panolara taşırsam çok uzun hortumlar çekmem gerekiyor. Biliyorsunuz her zaman söyleriz, biz sadece silindir içerisindeki havayı boşaltıp doldurup egzoz etmiyoruz. Oraya kadar çektiğimiz hortumları da doldurup egzoz ediyoruz. Dolayısıyla olabildiğince biz varflerle silindirleri yaklaştırmak isteriz. Bunun için dağıtılmış IO sistemleri kullanırız. Burada kontrol kabinleri daha küçüktür. Genelde bu kontrol kabinlerinde bir CPU bulunur ve bu CPU sağdaki IO'ları haberleşme protokolleri üzerinden kontrol eder. Bunlar kullanacağınız PLC'ye göre değişir. Ethernet IP olabilir, Profinet, Profibus, CC-Link gibi, EtherKit gibi özellikler olabilir. Ama bu haberleşme protokolleri sayesinde sağdaki IO'ları kontrol ederiz. Bunun bize sağlayacağı avantajları nelerdir? Bir kere çok damarlı kablolar kullanmamıza gerek kalmadan haberleşme kabloları sayesinde sağdaki IO'ları kontrol etme imkanına sahip olabiliriz ve Wi-Fi adalarında olabildiğince silindirlere yaklaştırırız. Bu sayede hem cycle süresi anlamında hem de enerji maliyetleri anlamında avantaj sağlıyoruz. Burada bir kağıt prosesini görüyoruz ama mesela ülkemizde benim en çok gördüğüm beyaz eşya sektöründe ve otomotiv sektöründe çok uzun hatlar kurulduğunu, bazı yerlerde oluyor ki bir iki tane stoper oluyor. Buraya bir varf adası çekmek çok maliyetli olabiliyor. Dolayısıyla benim sistemim öyle olacak ki gerekirse bir grup varfi toparlayıp kontrol edebileceğim ya da gerekirse tek bir adet varfi ve onun kontrol ettiği silindiri sensörlerinde toparlayabileceğim yapıya sahip olması gerekiyor. Bunun için daha çok ASI teknolojisi kullanılır ama IO-Link ve birazdan anlatacağım JPX AP teknolojisi bu teknolojinin üzerine birçok yenilik getiriyor ve buradaki cycle sürelerini de hızlandırıyor.
Genelde dağıtılmış yapı dediğimizde biz bunu ikiye bölüyoruz. Nedir? Merkezi, tabii pneumatik anlamında düşünüyoruz. Merkezi dağıtılmış yapı ve komple dağıtılmış yapı. Merkezi dağıtılmış yapıda şöyle bakarsak, ben şuradan pointer'imi de açayım. Sizde. Evet. Bizim interfaz dediğimiz modül, yani bu bir haberleşme modülün yanına ben inputlarımı ve pneumatik valflerimi de taşıyabiliyorum. Ayrıca da bu valf adası üzerinden sağdaki diğer input ve valf adalarını da kontrol etmiş oluyoruz. Bunun bana sadece avantajı nedir? Mesela burayı bir Profinet modülü olarak düşünürsek, ben bir Profinet modülüyle hem kendi üzerindeki valfleri hem de sağdaki valf adalarını kontrol etmiş olabiliyorum. Her valf adası için ayrıyeten bir haberleşme modülü kullanmama gerek kalmıyor. Bu da özellikle maliyetler anlamında bana çok büyük avantaj sağlarken, PLC'de tek bir master interfesi tanıtıyorum. Yani bir tane Profinet ya da Ethernet IP tanıtıyorum. Ama o Profinet ve Ethernet IP altında 16 tane valf adasını koşturabiliyorum. Böylelikle avantajlar sağlayabiliyorum. Ya da komple dağıtılmış yapı, yani komple dağıtılmış yapıdan kastımız, bizim interfeysin yanı herhangi bir input ya da valf kullanmadan bütün IO'ları sahaya dağıtıyoruz ve bunlar işte gördüğünüz gibi IO-Link ya da alt haberleşmeler sayesinde interfeyse ulaşıyor. Bu interfeyste yine PLC'nin desteklediği Profinet, Ethernet IP gibi protokoller sayesinde bilgileri taşıyabiliyor. Buna da komple dağıtılmış yapı diyoruz. Şimdi tabii burada biz bugüne kadar hep IO-Link'i sizlere anlatmaya çalışıyorduk. Çünkü IO-Link gerçekten taşımış olduğu fonksiyonel özelliklerle ve sağladığı avantajlarla hızlı bir şekilde otomasyon dünyasında yer bulmaya başladı. IO-Link her zaman dediğimiz gibi Feston'un patentini olan bir ürün değil. Feston'un da kullanmış olduğu bir teknoloji. Yani sizin yukarıda gördüğünüz gibi farklı haberleşme protokolleri olabilir. Ben bu haberleşme protokollerini sağdaki IO'ları kontrol etmek için IO-Link Master'lar kullanıyorum. Peki neden IO-Link'e ihtiyaç duydum? Bir, ürünler çeşitlenebilir. Buna bağlı olarak da kartlar çeşitleniyordu ve bunlar da benim maliyetimi arttırıyordu. Örnek vermek gerekirse valfleri kontrol etmek için outputlar kullanıyordum. Sağdaki sensörleri kontrol etmek için dijital inputlar, analog inputlar kullanıyordum. Bunlar da kendi içerisinde dallanıyordu. 420 olanlar vardı, 0.10 volt olanlar vardı. Her biri ayrı bir ürün gamıydı. Her biri ayrı bir bana stok maliyeti olarak yansıyordu. Ama benim bir IO-Link Master'ım varsa, IO-Link Master üzerinden tek bir kanaldan istersem 48 bobinli valf adasını da kullanabiliyordum. İstersem bir basit sensörüne bağlayıp kontrol edebiliyordum. İstersem hem input hem de output ihtiyacı olan oransal regülatörler gibi ürünleri de kontrol edebiliyordum. Normalde ben bu oransal regülatörü kontrol etmek için bir analog output kullanıp sinyal gönderecektim. Bu üründe oluşturmuş olduğu basıncı bana feedback verebilmek amacıyla bir analog bilgi verecekti ve benim de burada bir analog input'a ihtiyacım olacaktı. Ama IO-Link sayesinde ben aynı kablonun ucuna bu birbirinden farklı ürünleri bağlayabiliyorum ve bunlar da bana inanılmaz bir avantaj sağlıyordu. IO-Link'in birçok avantajı var ama bence en önemli avantajı, ben bunu her zaman vurgularım, hem makine imalatçısı açısından hem de kullanıcı açısından IoT'de özelliği. Yani sizin yüklemiş olduğunuz parametreleri PLC içerisinde tutabilmeniz. Biz önceden her zaman verdiğim bir örnek vardı. Bir basit sensörü alıp onun üzerindeki ekranından parametreleri ayarlıyordunuz. Ama o sensör değiştirdiğinizde o parametreler de uçuyordu. Ama IO-Link sayesinde o parametreler PLC'de tutulduğu için siz ürünü değiştirmek istediğinizde
kabloyu takar takmaz hemen senden önceki ürün şu parametrelerde çalışıyordu. Dolayısıyla ben bu parametreleri otomatik yüklüyorum diyebilme özelliği var. Bu sayede de çok büyük bir setup süresinden bizleri kurtarıyor. Yani bakım anlamında avantaj sağlıyor. Makine imalatçısı açısından bir kere servis vermesi kolaylaşıyor. Ürünü göndermesi yeterli. Peşinden bir servis elemanı göndermesi gerekmiyor. Ayrıca de mesela benim birçok makine imalatçım şu şekilde yapar. Aylinkli bir sensörün parametrelerini ayarlar. O artık master'dır. Ondan sonra her sensörü ayarlamak yerine aynı kablonun ucuna diğer ürünleri de takıp o parametreleri otomatik olarak indirir. Dolayısıyla seri bir makine yapıyorsa bir üründeki parametre ayarlarını diğer bütün ürünlere dağıtabiliyor. Bu sayede de her ürüne ayrı ayrı kurmasına gerek kalmıyor. Bu da makine imalatçı açısından çok büyük zaman tasarrufu sağlamakta. Festo'da birçok Eulink Master modülü var. Gördüğünüz gibi bizim varf adalarımızın üzerine, Eulink'li varf adalarımızın üzerine istersek Eulink Master'ı burada çevireceği takarak bunu artık haberleşmeli bir varf adası yapabiliriz. Ya da genişleyebilen Eulink Master'lar sayesinde istediğimiz kadar cihazı tek bir interfeys üzerinden PLC ile haberleştirebiliyoruz. Yani esnek bir yapı sunuyor. Burası biraz reklamlara girecek ama önemli. Şu yönden önemli. Artık Festo çıkartmış olduğu bütün sensörleri, bu debi sensörü olsun, basınç sensörü olsun, silindir üstü konum sensörü olsun, hepsini Eulink'e uyumlu olarak çıkartıyor. Bununla birlikte pneumatik ekipmanları da, yani valve adalarını, oransal regülatörleri, vakum jeneratörleri gibi modülleri Eulink'e uyumlu olarak çıkartıyor ve elektrik otomasyonu da buraya dahil ederek artık step sürücüleri, yani servolight sürücüleri Eulink'e entegre etmiş durumda. Peki GPXRP Eulink'e alternatif midir? Bugünkü anlatacağımız konu GPXRP Eulink'i de kapsayan, yani Eulink'i de içerisine alan çok farklı bir dağıtım modülü. Şimdi Eulink Master'lar GPXRP'de de var. Fakat Eulink'in dezavantajları, bazı dezavantajları artık GPXRP dağıtım modülünde avantaja dönüşmüş durumda. Nelerdir? Bunu şöyle bir yapı olarak bakarsak, en başta Eulink'in en büyük dezavantajlarından biri, mesela Eulink Master'dan kablo çıkıyor. Bir Eulink ürüne gittiğinde artık o kablo sonlanıyor. Yani dallanma, atlama dediğimiz olay olmuyor. Fakat GPXRP'de biz ürünler üzerinden atlayabiliyoruz. Yani bir input'a girdim. Input'tan başka bir I/O modülüne girdim. Buradan Eulink Master'a girdim. Oradan çıktım, varf adasına girdim. Bu şekilde dallana dallana ben genişleyebiliyorum. Bu benim için çok büyük bir avantaj. Buradaki birçok ürünü, birazdan detaylara gireceğim ama 80 tane varf adasını tek bir interfeysten kontrol etme imkanına sahip olabiliyorum. Şu anda bilmiyorum 80'den fazla varf adası kullanan makineler var mı? Ama mesela ben Ethernet IP'ye de Profinet'i bağladıktan sonra altına 2 tane input, 1 tane varf adası bağlıyorum. Yarın bir gün o proje değişse de, yani yeni valve adaları ve input modülleri de gelse, ben interfeysini değiştirmiyorum. Çünkü aynı interfeys 80 modüle kadar destekleyebiliyor ve çok hızlı bir şekilde haberleşmeyi sağlıyor. 200 megabaud, bu ne anlama geliyor? Proses süresi 15 mikron saniye. Yani çok hızlı bir şekilde alt haberleşmeyi de sağlayabiliyorum. Buradaki Eulink Master modülü ise versiyon 1.1. Bu ne anlama geliyor? Sadece Festo'nun Eulink modülü değil, X modüllerin Eulink modüllerini de buraya bağlayabiliyorum. Yani çok geniş bir ürün desteklemesi var. Sağdaki farklı markaların inputlarını, Festo'nun varf adalarını hepsini tek bir protokole taşıma imkanını sağlamakta.
Şöyle modülleri kısaca tanırsak, şu anda aktif olan modüller ama bunlar gelişiyor. Mesela şu anda neler aktif? Şu anda haberleşme modüllerine baktığımızda Profinet, Ethernet IP, kusura bakmayın, modülleri aktif. I/O modüllerine bakarsak 8 dijital input, 4 dijital input output. Bunlar Matic 12, Matic 8 olarak farklı versiyonları var. Ve şöyle minik 4 dijital input modülümüz de mevcut. Fonksiyonel olarak baktığımızda I/O Link Master'ımız var. Analog modülümüz var. Analog input'a ister akım, ister voltaj, isterseniz RTT dediğimiz bizim termokupulları bağlayabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi konfigüre edebiliyorsunuz. Yani 0.10 volt da kullansanız, 4.20 de kullansanız aynı I/O Link modülünü kullanıyorsunuz. VAT terminallerinde ise bizim I/O Link'te kullandığımız VTUG ve MPALE modüler varfadası burada da kullanılabilmekte. Dolayısıyla da varfadalarınızı değiştirmeden aynı teknolojiyi CPXAP'yi de taşıyabiliyoruz. Bunlar bugün aktif olan ürünler. Yarın neler Sinan Bey bir geldi? soru var, cevaplayalım mı? Tabii ki ben göremiyorum. Siz beni Tabii uyarırsanız ben çok size sevinirim hocam. soracağım. I/O modülüyle sadece sensör verilerini mi alıyoruz, yoksa örneğin motor ya da varflere aç kapa gibi komutlar gönderebiliyor muyuz diye sormuş Osman Bey. Osman Bey teşekkür ederim sorunuz için. Teşekkür ederim. Sağdaki inputları alabiliyoruz. Bununla birlikte 4 dijital input, 4 dijital output ile ben sahaya elektriksel olarak çıkışta gönderebiliyorum. Yani bununla birlikte ben sağdaki bir motoru da kontrol edebilirim. Bu arada burada önemli bir şey var. Mesela birazdan anlatacağım, hani yeni çıkacak ürünler içerisinde mesela hızlı sayıcı çıkmayacak. Neden çıkmayacak? Çünkü 15 mikrosaniye zaten standart sayıcı input ve output hızı var. Bu zaten hızlı sayıcıların hızına oradaki cycle sürelerine yakın olduğu için mesela sağdaki inputlarınızı çok hızlı bir şekilde buraya taşıyıp hemen haberleşme modülüyle PLC'nize gönderebileceksiniz. Dediğimiz gibi 4 dijital input, 4 dijital output'la birlikte de sağdaki motorlarınızı da kontrol edebilirsiniz. Peki neler gelecek? Hemen ben onu da söyleyeyim Osman Bey'in sorusunun üzerine. Mesela önümüzdeki sene 16 dijital input gelecek ve 8 dijital output gelecek. Yine bu 8 dijital output ve 4 analog output'la ben sağdaki elektriksel ürünlerimi de kontrol edebileceğim Osman Bey. Teşekkür ederim bu değerli sorunuz için. Mesela geçen bir proje yaptım. Oradan da bir bilgi vereyim. Müşterimiz oransal regülatör kullanacak. Oransal regülatör için dediğimiz gibi benim analog output kartlarına ihtiyacım var. Fakat analog output kartları şu anda aktif değil. Ama şu anda benim I/O Link modülüm aktif. I/O Link modülü üzerindeki 4 çıkıştan ben 4 tane oransal regülatörü kontrol edebilirim. Bu sayede analog kartlarım olsa bile 4 analog output, 4 analog input kullanmak yerine, yani 2 tane kart kullanmak yerine tek kartla da ben bu işi çözmüş oluyorum. Ama analog outputlarımız da gelecek. Şimdi CPXRP'nin diğer teknolojilere, yani I-Link'lere göre avantajları nelerdir? Onları söyleyeyim. Bir kere dediğimiz gibi en önemli özelliği atlayabilmesi, modüller arasında atlayabilmesi ve 80 cihaza kadar çıkabiliyor. Peki neden 80 cihaz, onu söyleyeyim. Ben 80 cihazı da varfadası olarak düşündüğümden dolayı, hani biraz da pnömatiğin vermiş olduğu gelenekten dolayı varfadası olarak düşünürsek 80 cihaz. Ama ben hayır, varfadası kullanmayacağım, sadece input modülleri kullanacağım diyorsanız o zaman 500 cihaza kadar çıkabiliyor. Bu çok önemli bir özellik. Yani bir tane master kullanıp 500 tane modülü, her bir modülde 8 dijital input vardı bugün. 500 çarpı 8, 4000 tane input'u tek bir modül üzerinden kullanabiliyorum. Her modül arasında, bak bu çok önemli,
Çünkü diğerinde mesela benim JPEG CPI'de atlayabiliyordum ama son modülüme kadar 10 metreydi, Iolink'te 20 metreydi. Burada ise her modül arası 50 metreye kadar çıkabiliyorum. Yani 80 tane Wi-Fi adası kullanırsam 50 metre ile birlikte ben 4 kilometreye kadar bir hattı kurabiliyorum. Yani sizin bir ne diyelim, uzun beyaz eşyada vardır, öyle 2,5-3 kilometrelik hatlar vardır. Orayı tek bir interface'le kontrol edebiliyorum. O da önemli bir özellik. Sinan Bey bir soru var, alalım mı? Tabii ki memnuniyetle. Merhaba Sinan Bey. Bir makine üzerine Festo, servo ürünleri ve Wi-Fi adası ile birlikte I/O modüllerini kullandığınız bir örneği görmeyi çok isteriz demiş Fatih Bey. Gerek bağlantılarını gerek programlaması yapılırsa çok yararlı olur. Çünkü dünyanın en iyi ürünü olsa bile biz kullanamadıktan sonra satın alıyoruz. Fakat yani seminerler olmadıkça çok fazla bilgi alınamadığını söylüyor. Bu şekilde bir isteği var Fatih Bey'in. Fatih Bey, öncelikle bu değerli katılımınız için çok teşekkür ederim. Birazdan bir iki örnek paylaşacağım ama dediğiniz gibi aslında en güzeli bunları birbirlerine bağlayarak nasıl yapabileceğimizi göstermek. Bu arada Cem Bey, bizim yakında YouTube sayfamızda, hatta şu anda YouTube sayfasında dönen bir videomuz da var. Hani motorları ve JPEG SAP'yi nasıl birbirleriyle bağlandığını gösteren. Onları da Tamam. paylaşabiliriz ama en güzeli aslında Fatih Bey'in dediği gibi bizim gelip yerinde bunu direkt ürünlere dokunarak bu işi yapmak, Göstermek. memnun göstermek memnuniyetle. Hatta onunla ilgili bir gün bir seminer daha yapalım. Hani hep evet burada ürünleri anlatıyoruz ama ürünleri Şöyle birbirlerine yapabiliriz bağlayarak. aslında Sinan Bey. Festo Showroom'dan canlı yayın yapabiliriz webinar Evet. esnasında. O Bu çok tarz bir güzel etkinlik olur. yapabiliriz. Engin Bey'in bir Evet, sorusu buyurun. var. Onu da cevap verin. Bu hattın Tabii bazı ki. yerlerinde yıldızlı bağlantı olabilir mi diye soruyor Engin Bey. Şimdi şöyle söyleyeyim Engin Bey. Öncelikle hattımızın mesela şuradaki interface modülü, Profinet ya da Ethernet IP, gördüğünüz gibi iki tane çıkışı var. Sağ ve sol olarak iki line topolojisini sağlıyor. Fakat burada arada kullanacağım benim Iolink masterlerle küçük dallanma yapabiliyorum. Yani bir önceki örneğe gelirsem, bir dakikanızı rica edeyim. Şurada vardı. Bakın burada line topoloji ile ürünler üzerinden dallanabiliyorum. Mesela bu Wi-Fi adası üzerine girmişim. Buradan çıkıp diğer Wi-Fi adası üzerine girmişim. Ama Iolink master'a geldiğinde burada ise yıldız topolojisini yapmışım. İstersem buradan sonra tekrar bir Iolink kullanarak tekrar bir yıldız topolojisini yapabilirim. Evet. Yine teşekkür ederim bu soru için. Emre Bey'in de bir sorusu var. Buyurun. Sinan Bey, input modülleri sadece 8'li mi kalacak yoksa CTSL'de olduğu gibi 16'lı modül çıkacak mı? Emre Bey, önümüzdeki sene 16'sı çıkacak bunun. Hatta şu anda bize ürünleri gösterdiler ama ben tabii ki ürün piyasaya çıkmadan hemen ürün çıktı demek istemiyorum. Biraz daha geniş olacak bu ürünler. Aslında fotoğraflarda da anladığınız gibi çok küçüktür. CTSL'nin mesela 16'lı input modülü biraz büyük kalıyor. Kare formunda ama burada dikdörtgen yapı formunda 16'lısı çıkacak. Bunun için Almanya'nın bize vermiş olduğu tarih 2021'in son çeyreği ama pandemiyle birlikte bu birkaç ay ötelenebilir. Fakat 16'sı çıkacak. Bir de 16'lı iki versiyon olarak çıkacak. Sadece 16'lı input olarak çıkacak. Diğeri ise 16 input 16'lı modül 8 dijital input 8 dijital output olarak konfigüre edebileceksiniz. Yani siz ürünü aldığınızda onu tek başına 16 input olarak da kullanabileceksiniz. Ya da hayır, ben bunun 8 dijital input'unu kullanacağım. Diğer 8 dijital input'unu ise output olarak kullanıp deyip onu değiştirebileceksiniz. Tamamdır. Engin Bey'in şöyle bir sorusu daha var. Line topolojide loop yapma imkanımız var mı diye soruyor Engin Bey. Maalesef şu anda yok. Benim de en çok Almanya ile görüştüğüm ve ihtiyaç duyduğum özellik o. Yani şu sağdan çıkan, yanlış anlamadıysam, sağdan çıkan hattın ürünler üzerine dolaştıktan sonra tekrar sol taraftan girebilmesi.
Dolayısıyla arada bir bağlantı kesilirse diğer taraftan tamamlanması. Şu anda maalesef alt tarafta böyle bir özelliğimiz yok. Teşekkür ederiz. Evet, başka soru varsa arkadaşlar alabilirim. Biraz Evet. bekleyeceğim. Tekrar bölmeyelim Tamam. Sinan Bey'i. Evet. Mesela buradaki elektrik konsepti de çok ilginç. Mesela gördüğünüz gibi şu mavi kabloyla haberleşme sağlanırken alt taraftan ise buna paralel olarak elektrik de atlaya atlaya gidiyor. Ben şunu yapabilirim. İstersem güç kaynağını buraya bağlayarak bütün sistemi, yani 80 tane ürünü tek bir enerji bölgesinden oluşturabilirim. Ya da istediğim bir yerden güç girişi yaparak burayı kendi içerisinde ayırabilirim. Yani sağ taraftaki enerjiyi kestiğimde sol taraf devam etsin şeklinde bir yapıya oluşturabiliyorum. Yani aynı makine üzerinde farklı güç bölgeleri yapmam da mümkün. O zaman Sinan Bey, top sizde. Bir başka soru gelmedi. Tamam, teşekkürler. Birkaç tane mesela benim kendi yapmış olduğum örneklerle de paylaşayım burada. Örnek veriyorum, robot uygulamalarında genelde bu gripper tarafından inputlar ve varfadaları kullanılır. Şimdi burada ben standart Eulink kullanırsam iki tane input modülü ve iki tane varfadası için dört tane kablo kullanmam lazım. Yani bu dört kablo buradaki kablo kanalından geçecek. Tabii buraları esnek olduğu için buradan ben ne kadar kablo geçirsem benim için dezavantaj oluyor. Ama ben burada şöyle yapabiliyorum. Arkadaşlar, Eulink Master'dan gördüğünüz gibi tek kablo çıkartarak bu kabloyu ürünler üzerinden atlatarak geçirebiliyorum. Ve buraya da istersen bir OPS AVT modülü takarak Endüstri 4.0'a uygun hale getirerek yani sinyalleri buluta çıkartabiliyorum. O konsepti de oluşturmam mümkün. Ama Eulink'e göre avantajları bir kere tek kablo üzerinden gidebilmem bu kablolama anlamında bana çok büyük avantaj sağlıyor. Ayrıca de cycle süreleri anlamında yine bana avantaj sağlamış oluyor. Evet, bu da benim bir farklı firmada yapmış olduğum bir çalışma. Silivri'de yaptık bu çalışmayı. Burada benim önceki yapımda yine FES ürünleri kullanılıyordu. Fakat burada Eulink teknolojisi kullanılıyordu. Önceki yapımdaki oluşum şuydu. Bir Eulink Master'ım vardı. Eulink Master'ımın yanında 3 tane dağıtıcı modül vardı. Her bir dağıtıcı modülden 4 tane ürünü kontrol edebiliyordum. Yani şu varfadaları için bir dağıtıcı modül, bu varfadaları için input modülleri için farklı bir dağıtıcı, buradakileri ise farklı bir dağıtıcı kullanıyordum. Ama şimdi ve işin kötü tarafı projeler değişken olduğu için bazen varfada sayısı ve input sayısı artabiliyordu. O zaman benim master tarafında değişiklik oluyordu. En kötü ihtimal ben bir Eulink dağıtıcı daha kullanıyordum ama eğer kapasite 512 input output'u geçerse o zaman yeni bir Profinet ya da Ethernet IP kullanmak zorundaydım. Ama burada öyle bir şey yok. Burada şu soruyu sorabilirsiniz. Peki, evet 80 tane cihaz kullanıyoruz ama bizim elektriksel olarak sınırımız ne? Elektriksel olarak sınırımız şu. Eğer Siemens kullanıyorsak 1024 MB, yani 8000 dijital input output, ama EtherCAT kullanıyorsak arkadaşlar burada 2000 MW'a çıkıyor. Bu da 16.000 adet dijital output ve input demek. Yani elektriksel olarak bir limitim yok diyebilirim. Çünkü 16.000 input output birçok yerde benim işimi hayli görür. Ben bu kadar yüksek sayılara çıktığımı hatırlamıyorum. Dolayısıyla bu yapıya dönülerek bir müşterimi Eulink'ten JPEG SAP'ye çevirerek bir kere onun daha fazla hızlanmasını sağladım. Buradaki modüller yerden tasarruf sağladı. Artı fiyattan tasarruf sağladı. Ben müşterime
aynı fiyat politikasında gitmeme rağmen %25, %30 maliyet avantajı sağladım. Yani sanki ekstra iskonto yapmış gibi bir özellik sağladım. Sağlamış olduğum teknik özelliklerin yanında. Önceden neydi? Mesela şunu Eurolink olarak düşünürsek makinenin yaklaşık uzunluğu 30-40 metreydi. 5 metre arayla varfadası kullanırsam mesela 5 metrelik bir varfadası kablosu kullanıyordum. Bu varfadası 10 metre uzakta ise tekrar interfeysten bir 10 metre. İşte diğer varfadası bir 5 metre daha varsa 15 metrelik kablolar kullanıyordum ama şimdi öyle değil. 5 metre zaten buraya kadar kablo kullanmışım. Hemen tekrar interfeysten gelmek yerine son modülden bir 5 metre kullanıyorum. Dolayısıyla 80 metre kablo kullanacağım yere 25 metre kablo kullandım. Bu da ayrıca bana avantaj sağlıyor. Burada iki tane varfadası kullanıyoruz ama benim en çok tercih ettiğim her zaman VTUG. Neden VTUG? Çünkü VTUG'yi bir her zaman derim fiyat performans anlamında gerçekten çok güvenmiş olduğum bir varfadası. VTUG varfadasını ben aynı yapı üzerine farklı teknolojileri entegre edebiliyorum. Yani ben bunu istersem multipin olarak kullanabiliyorum. İstersem JPX API'ye uygun bir şekilde kullanabiliyorum. Sadece 4 vidayı değiştirerek ya da Eulink'li olarak kullanabiliyorum. Ve bu Eulink'in üzerine de bir haberleşme modülü takarak bunu direkt PLC ile haberleştirebiliyorum. Son zamanlarda özellikle kendi projelerimizde kontrol kabini isteniliyorsa en çok kullandığımız ise bu tabandan çıkışlı olan modülümüz. Bu sayede de direkt kontrol kabinin tabanına oturarak ara geçiş rekorlarından ve yerden tasarruf sağlamış oluyoruz. 3 farklı boyutu var. 10 mm, 14 ve 18 mm. Bütün teknolojilerde ben 48 bobine kadar çıkabiliyorum. O da benim için farklı bir özellik. Mesela burada kullanım yerlerine baktığımızda diyelim API teknolojisinden ben çıktım, direkt Wi-Fi'da girdim. Bunun üzerinden VTUG'nin üzerinden atlayarak input ve Eulink'e girdim. Ve burada da yine aynı Wi-Fi'dasının Eulink versiyonu kullanabiliyorum. Gördüğünüz gibi iki farklı teknoloji olsa da tek bir varfadasını kullanmış oluyoruz. Diğer tarafta ise Eulink'li varfadamı eğer sahada çok fazla input output kullanmayacaksam sadece bir 16 dijital input benim işimi görüyorsa Emre Bey'in de dediği gibi bir dağıtıcı modülle haberleşmeli dağıtıcı modülle bunu kullanabiliyorum. Ya da o haberleşme modülünün direkt üzerine bağlayarak onu haberleşmeli bir varfadası haline de getirebiliyorum. Yani sizin yapılarınız da değişse, bazen makinecilerimiz seri imalat yapamıyor. Müşterinin isteği üzerine farklı IO'lar kullanabiliyor. Biz her birini bu varfadası ve farklı teknolojiler sayesinde çözüm oluşturabiliriz. Hangisi sizin için karlıysa. Mesela sadece 16'lı input kullanacaksanız ve bir tane varfadası ile işiniz çözülüyorsa bizim size tavsiyemiz CTU'yu dağıtıcı modülüyle bu şekilde kullanmak. Bu sayede maliyetleri aşağı çekebiliriz ama makinemizde varfadası sayısı artıyorsa, input sayısı artıyorsa o zaman da JPX AP bizim için avantaj sağlayacaktır. Yani farklı farklı yapıları ihtiyaçları farklı yapılarla çözerek arkadaşlar biz sizlere avantaj sağlayabiliriz. Her zaman dediğimiz gibi projeleri mühendis arkadaşlarımızla birlikte yaparsak sizlere avantaj sağlayabiliriz. Şöyle yapalım. Cem Bey izninizle. Webinarımız bittiyse Bizim soru cevaba geçelim. evet soru cevaba geçelim ve bununla birlikte hatta gerekirse sizin güzel bir animasyonunuz vardı. JPX API ile birlikte
JPXRP için hazırlamış olduğunuz animasyon LinkedIn sayfamızda da mevcuttu. En son Siz paylaşımımızda onu görmüştüm onu. Söyle ben. Ha, ben de açıkmış. Tamam. Evet. Onu da yayınlarsak. Ben onun linkini paylaşayım arkadaşlara. Gösterelim mi şey videoyu? Eğer linki paylaşırsanız hemen buradan ben açabilirim. Tamam. Bir saniye. Şöyle ben size chatten gönderdim. Ona tıklarsanız açabilirsiniz. Tamam. Arkadaşlar sorular da varsa alabiliriz. Evet. Teşekkür. Bu arada LinkedIn hesabınızı da takip etmeyi unutmayın. Evet, bu ben animasyon içinde Cem Bey'e ayrıca size de teşekkür ederim. Gerçi Almanya'daki arkadaşlarımızla da paylaştığımızda onlar da çok beğendiler. Buradaki yapıyı görüyorsunuz. Öncelikle gerçekten çok kompakt. Hem bizim interfeysimiz çok kompakt hem de IO modülleri çok kompakt. Güzel tarafı ise sadece IO olarak değil hani pneumatik ve buna bizim elektrikli ürünleri de entegre edebilmemiz. Mesela ben elektrik otomasyon kısmına fazla oradaki teknoloji yani detayları bilmiyorum. Hani özel bir ekibimiz var ama mesela buraya direkt bağlanabilen bir sürücümüz de aktif olacak bugünlerde. Onun çalışmalarını yapıyorlar. Dolayısıyla JPXRP kendini geliştiriyor. Önümüzdeki sene Powerlink eklenecek. Dolayısıyla haberleşme protokolleri de gerçekten hızlı bir şekilde gelişmekte. Powerlink ile birlikte ve CC-Link ile birlikte özellikle dolum makinelerinde ve uzak doğu PLC'lerinde bizlere avantaj sağlayacak. Teşekkür ederiz. Engin Bey'in şöyle bir sorusu var. WTUG Wife adasının tabanı sabit mi diye soruyor Engin Bey. Aynen öyle. Tabanımız sabit. Dediğimiz gibi siz buraya sadece o kafasındaki multipin IO-Link veya API kısmını 4 vidayla değiştirmeniz yeterli oluyor. Tabanını ya da üzerindeki Wife'ı değiştirmenize gerek kalmıyor Engin Bey. Teşekkür ederiz Engin Bey. Ferhat Bey biz çok çok teşekkür ediyoruz. Ufuk Bey biz çok teşekkür ediyoruz. Soru varsa da şu an chat bölümümüz açık. Sorularınızı alabiliriz. Sinan Bey sorunuzu hazırladınız mı peki siz? Engin Bey şöyle bir sorusu var. Biz hem otomasyon hem de gerekirse lokalden çalıştırma durumumuz var. Bu şekilde lokalden çalışma imkanı sağlanıyor mu Sinan Bey? Lokalden kastı tam olarak nedir ben? Hani Wi-Fi'nin üzerindeki manuel butonlardan bahsetti. Tam soruyu anlayamadım. Ben o zaman sorumu sorarsam. Wi-Fi'leri lokalden hardware olarak. Hardware olarak tabii ki çalışabilirsin. Bizim FMT sistemimizde de çalıştırabiliyorsunuz. Hani illa PLC yüklü bir bilgisayara gerek yok. Bizim Fast Maintenance Tool'u yüklediğiniz bir bilgisayardan manuel olarak kontrol edebiliyorsunuz. Wi-Fi'nin üzerindeki manuel butonlardan da kontrol edebiliyorsunuz. 48 bobinin hepsini kontrol edebilirsiniz. Teşekkür ederiz Engin Bey. Evet, başka soru varsa alabilirim arkadaşlar. Yoksa ben sorumu soracağım. Evet, yoksa bir sorumuza geçelim. Sen siz isterseniz paylaşımı durdurun. Chat bölümünü rahat rahat yazabilirsiniz bu şekilde. Tamam. Siz muhtemelen sekmeye gitti. Aynen. Evet. Bir diğer sekmede. Şu Google Chrome diğer sekmesinde paylaşı durdur var. Ona basarsanız. Abi, aşağıda aşağıda. Google Chrome'da hemen. Göremedim. Üst üste bakmadım. Olması lazım Google Chrome sekmesinin. Ha. Aynen. Tamam gelmedi. Evet. Tamam süper. Şimdi Latif Bey'in sorusu var, ona cevap verelim isterseniz önce. Kalem tip Festo pistonları çoğunlukla biz kullanıyoruz. Bunları tamirleriyle ilgili tavsiyeleriniz var mı? İkilip sensörlü sistem kullanıyoruz diye soruyor Latif Bey. Evet. Latif Bey teşekkür ederim.
Öncelikle şöyle söyleyeyim. Kalem piston, yani Festo'nun DSN-U dediğimiz piston yapısı sıvama yöntemiyle yapıldığı için ürünümüz tamir edilemiyor. Ama bakımlarıyla ilgili neler yapabiliriz? Bir kere biz bütün silindirlerimiz için aynı şeyi söylüyoruz. Festo silindirleri montaj yapılırken özel bir grezle yağlanır ve bu yağ yağsız bir şekilde 10.000 kilometrece servis ömrünü korur. Dolayısıyla siz ekstra bir yağlama yapmanıza gerek yok. Bu Festo silindirleri için sadece DSNU değil, DSBC için de ve diğer pistonlar için de geçerlidir. Biz bir kere hava 40 mikronluk bir şartlandırıcı yeterli görürüz 10.000 kilometre servis ömrünün tamamlanması için. Bununla birlikte bizim DSNU'da bu sene iki tane yeni serimiz çıkacak. Biri DSNU ISO, diğer ise çıktı DSNU S dediğimiz smart ürünümüz. DSNU S standart bir DSNU'dan farklı olarak aynı çapta ve aynı strokta daha küçük yer kaplaması. Özellikle dikey uygulamalarda ve küçük alan istiyorsanız DSNU S versiyonu, hatta şuraya yazayım. DSNU-S silindirimiz çıktı. Bunu özellikle bir zaman dikey uygulamalarda kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü normal ISO standartlarına göre yatay kuvveti biraz daha düşük. Çünkü ön boğazı daha küçük olduğundan dolayı. Bununla ilgili gerekli detayları da sizlerle paylaşırız. Tüm strokların ve çapların tamamlanması ise ikinci yarıyı bulacak. Benim hani bu ürünlerle ilgili en büyük tavsiyem, dediğim gibi, doğru şartlandırıcı, 40 mikron şartlandırıcı kullanmanız. 5 mikrona gerek yok. Bununla birlikte eğer yatay kullanıyorsanız özellikle 200 milimetre ve üstü stroklarda mutlaka kasıntı alıcı kullanmanız. Teşekkür ederiz Latif Bey. Evet, başka soru varsa alabiliriz arkadaşlar. Chat bölümümüz açık. Yoksa Sinan Bey sorusuna geçecek birazdan. Chat'i yazalım mı? Nasıl yapalım? Çete yazın. Sinan Bey, çete yazın. Tamam. O zaman bir dakikanızı bekletiyorum. Yalnız bu soru hesap makinesi gerektiriyor, onu söyleyeyim. O zaman gönderin Sinan Bey chatten. Ben de kapatayım cevapları. Kimse kimsenin cevabını Evet. göremesin. Evet, bekliyoruz. Doğru cevabı sizlerden. Tamam. Sorum şu şekilde olacak. Bir tane JPXRP interface. Bu Profinet de olabilir, Ethernet IP de olabilir. Kaç tane WTUG VARF bobini, bakın VARF adası demiyorum, VARF bobini destekleyebilir? Bu sorunun cevabını istiyorum. Engin Bey, süpersiniz. Engin Bey tekte mi bildi? Bir seferde bildim. Evet, Engin Bey. Emre Bey de bildi. Osman Bey de Osman Bey de bildiler. bildi. Evet, ilk Ama Engin ilk... Bey bildi. Chat'i açayım şu an Evet. tekrar yine herkese. 3840 doğru cevapta Engin Bey, tebrik ediyoruz. Evet. Enes Bey, Bir Ömer tane Bey. interface'le 80 tane VARF adasını destekleyebiliyoruz. 80 çarpı 48 bobin, aynen Ömer Bey'in dediği gibi 3840 tane bobini, eğer bunu 3'e 2 bir VARF olarak düşünürsek 3840 tane VARF'i arkadaşlar tek interface'le kontrol edebiliyoruz. Arkadaşlar Ben bu soruya bu kadar teşekkürler. hızlı cevap verebileceklerini düşünmüyordum. Bünyamin Bey'in şöyle bir sorusu var Sinan Bey. 200 milimetre üzeri Bünyamin Bey bunu stroklarda benim kasıntı herhangi bir alıcı yerde kullanalım yazmıyor. dediniz. Yani bu bir yerde yazıyor mu Evet. yoksa sizin Herhangi bir tecrübenize mi bağlı? yerde, aynen, herhangi bir yerde yazmıyor ama bize gelen DSNU silindirlerin arızalarında, genelde bu silindir arızalanmış dediğimizde gördüğümüz hata ön keçelerin kasıntı yüzünden deforme olması, ön keçelerin öncelikle çıkması ve uygulama yerine de baktığımızda da
kasıntının olması, özellikle mesela lineer bir modüle bağlı çalışıyorsa oradaki linearitenin bozulması bile bu silindirlerde ön keçelerin deforme olmasına neden olabiliyor. Dolayısıyla herhangi bir şey bilgi değildir, yazılmış bir bilgi değildir ama tecrübelerimizden ben artık 200 milimetre üstü strok görünce diyorum ki imkanlarımız dahilinde kasıntı alıcı kullanalım. Teşekkür ederiz Bünyamin Bey sorunuz için. Evet, başka soru yoksa o zaman yavaş yavaş bir günde sonlandıracağız. Ama sorunuz varsa alabiliriz tabii ki. Memnuniyetle. Sadece JPEG-SAPI ile ilgili değil hani farklı şeyler de varsa sonra cevaplamak isterim. Engin Bey çok teşekkür ederim. Çok sağ olun katılımlarınız için. Teşekkür ederiz. O zaman Mart ayında yine görüşmek üzere. Ben mutlu oluyorum hani burada sizlerle birlikte bilgi paylaşmaktan, yardımcı olmaktan mutlu oluyorum. Umarım en kısa zamanda görüşürüz. Çok sağ olun. O zaman Sinan Bey çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz sizlere de Evet. arkadaşlar. Dediğim gibi Tabii. sunumun kaydını zaten YouTube kanalımızda yayınlamış olacağız en geç yarına kadar. O zaman herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki webinarımızda yeniden görüşmek üzere Mart ayında o zaman. Kolay gelsin Sinan Bey Teşekkür sizlere de. ederiz. Sağ olun Cemil. Çok sağ Sağ olun. olun. Fatih Bey çok eksenli yayınlandı YouTube kanalımızda şu an. Geçmiş webinarların hepsi yayınlandı şu an. Hepsini YouTube kanalımızda Festo Turkey görebilirsiniz. Kolay gelsin Görüşmek üzere. Sağ herkese. olun. Görüşürüz. Çok sağ Sağ olun. olun. Görüşmek üzere.